Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. NA'de PBA yayınlandı ve gece pazarının tarihi belli oldu. Aynı zamanda 2 hafta sonra güncellemelerde ne göreceğiz? Bununla alakalı bilgiler geldi. İlk olarak gece pazarımızın tarihinden bahsedelim. Siz de bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın tabii ki de. Valorlex'in de paylaştığı gibi gece pazarı 28 Eylül tarihinde oyuna gelecek ve 11 Ekim tarihinde oyundan ayrılacak. Fakat Türkiye ile olan saat farkından dolayı gece pazarının gelme tarihini Türkiye'ye göre 29 Eylül'de gelecek. Hani 12 Ekim'de ayrılacak şeklinde düşünebilirsiniz. Yani bir gün ileri atabilirsiniz. Aynı zamanda gece pazarının görseli de yayınlandı ve bu görselde de su altında bir tema var. Gelecek olan yeni ajanımızın zaten su özelliklerine sahip olacağını, suyu kontrol edeceğini biliyoruz. Yine ajanımıza bir gönderme var kısacası. Gece pazarı haberi dışında Stinger bufflanıyor. Stinger silahı çok öncesinden aldığı nerfün ardından rakibi olan Spectre'ın çokça gerisine düşmüştü. Stinger'ın hem birinci hem de alternatif atışta ateşleme hatası düşürülüyor. Ben zaten değerleri şu an karşınıza da göstereceğim ama özetle anlayacağınız bu güncelleme geldikten sonra Stinger ile birlikte daha isabetli atışlar yapacaksınız. Bu arada bu Amerika PBA 9 Eylül itibariyle gelmiş oluyor. Fakat güncelleme oyunu 2 hafta sonra eklenecek. Yani 20-21 Eylül civarında bu bahsettiğim şeyleri göreceksiniz. Görünen o ki 20-21 Eylül'e gelecek güncelleme de çok da büyük bir güncelleme olmayacak. İçindeki en önemli yenilik bu Stinger değişikliği olacak gibi duruyor. Son olarak da Volorlex turnuva modu ile alakalı bir şey paylaştı. Bu arada bu turnuva modu da daha önce bahsettiğim gibi 2023 yılı içerisinde oyuna gelecek. En azından öyle olması bekleniyor. Bu turnuva modu içerisinde farklı maç tipleri olacakmış. Turnuvalar ve ligler olarak ikiye ayrılacakmış. Liglere katılım gösterdiğiniz takdirde de lig puanları elde edecekmişsiniz. Daha önceki sızıntılara göre de bu kazandığınız lig puanlarıyla çeşitli alışverişler yapabileceksiniz. Turma moduna özel olarak bir mağaza olacak ve buradan alışveriş yapacaksınız. Bu tarz bir sistem olması bekleniyor. Kısaca bu bilgiyi de sizlere vermiş olayım. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadar önemli şeyler olduğunu düşünüyorum ama az şey var. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.